sevinçler, yeni umutlar, yeni güzellikler. Her şey gönlünüzce olsun. Tabii ki, tabii ki ilk önce ne olsun? Canlar sağlık olsun, değil mi? Evet, 2020, hani bir espri vardı. 2020 bizi kutlasın, biz onu kutlamayalım diye. Neden? Neden? Çünkü bu kadar şey atlattık, atlattık ve çok şükür 2021'e gireceğiz inşallah diyoruz. Evet, ne güzel yeni bir yılı kutlamak. Bu kutlanan bizim kendi Türk tarihinde varmış, biliyor musunuz arkadaşlar? Tarihçi Muzaffer İlmiye Çığ çok çok güzel anlatmış bunu, Sümerolog. Çam süsleme geleneği. Mesela bunu birçok kişiler dinleyince diyorlar ki işte bu bizim geleneğimizde Avrupalardan geliyor ve işte kalkıp da niye biz onların yaptıklarını yapıyoruz falan filan gibi. Vallahi bilmiyorum nereden gelmiş, ne yapmış ama bunu o şekilde diye anlatıyor Muzaffer İlmiye Çığ. Çam ağacı şöyle yapayım falan dermişim. Çam ağacı süsleme, bizim eski Türkler çam ağacının yerden başlayarak böyle göğe kadar geldiğini ve gövde de göklerde işte büyük çamların, işte umutların böyle yeşerdiğini düşünüyorlar ve gün ışığının tekrar yararlanmaya başlıyorlar ve bunların nar dugan geleneği, nar dugan yani nar güneş anlamında ve dugan da doğan anlamında, güneşin doğuşu anlamında. Ne güzel bir şey değil mi? Ve o nedenle de işte çam ağaçlarını süslüyorlar, böyle direklerini asıyorlar falan. Ve daha sonra da etrafına geçiyorlar, işte güzel güzel kıyafetlerini giyiyorlar, süsleniyorlar. Sonra onun etrafında büyükleriyle beraber yemek yiyorlar ve daha sonra işte günün doğuşunu kutluyorlar. Sonra bu Almanya'ya ve oradan da işte diğer Avrupa ülkelerine geçiyor ve sonra da Avrupa ülkelerinden hani bize geldiği düşünüyor. Ama asıl bizim kendi geleneğimizde varmış, bir okuyun derim. Kimisi onu kabul ediyor internette, kimisi kabul etmiyor. Ya bana göre arkadaşlar kabul edilmemesi değil de, yani şu çam ne güzel süslenmiş, böyle süslenmişiz, ne sıkıntı Allah aşkına, yani değil mi? Önemli olan lütfen ötekileştirmeyelim. Yani bana göre öyle yapılmış böyle bir kötülüğü var mı? Yok. Nesi var? Ben mesela her yıl yeni yılı kutlarım. Neden kutlarım? İşte yeni yıl geliyor, yeni umutlar, güzellikler, harika şeyler. Bu nedenle kutluyorum. Başka bir amacım yok. Hiçbir zaman için yok. Bilmem ne işte insanın geleneğinde şuydu buydu. Ayrıca insanın doğumu da şurada burada da bu da 22 Aralık oluyormuş yani araştırdığımızda. O nedenle güzellikleri kutlayalım diyorum. Evet, 2020 bize çok şey öğretti değil mi arkadaşlar? Evet, hiçbir şey öğretmedi diyenler var ama bana çok şey öğretti. Neden çok şey öğretti? Her şeyden önce ben biliyordum zaten. Sağlık arkadaşlar, sağlık. Neden? Çünkü sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Mesela şunu söyleyeyim, ben yıllar önce hayata ilk başlarken her zaman derim, bunu biraz da öyle yani ders alın diye de söylüyorum yeni öğrencilerim veya işte hayata yeni başlayanlar. İki tahta divan ve bir halı plaksının üzerinde başladım. Ve o zaman dedim ki hayatta en büyük şey sağlık. Ve sağlık olduktan sonra her şey olup bitip gidiyor gerçekten. Ve oldu bitti çok şükür, her bir şeyi yapacak kadar bir şeylere sahip oldum. Mutluyum çünkü en büyük şey sağlıklı, sevdiklerim yanımda. Ve 2021'den de en büyük beklentimiz ilk önce sevdiklerimiz yanımızda olsun. Ama birçok tabii ki kaybettiklerimiz de oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha sonra bazı olumsuzluklar yaşadık. Nedir? İşte kimisi işini kaybetti. Kimisi işte düzenini bozdu falan. Ama bunlardan da
da çıkaracağımız şeyler var. Bunlardan da bir şeyler çıkarmamız lazım. Nedir çıkarmamız gereken şeyler? Demek ki hayat hep bir düzende gitmiyor. İnişli, çıkışlı, iniyor, çıkıyor değil mi? Bu şekilde bir düzende gidiyor. Ayrıca 2021'e girerken yapacağımız en büyük şey nedir? Sağlığımızı korumak. Bu nedenle lütfen canlar ilk baştaki videolarımı izleyiniz. Bir soğan külüm var biliyorsunuz, mutlaka izleyin de yapın. Daha sonra bir ballı zencefilli karışımım var, bunu yapın. İlk başlardaki videolarda bunlar. Bunları mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve daha sonra da yine aynı şekilde limonlu ve sarımsaklı. Şimdi ben bunu öğrencilerime söylediğimde diyorlar ki onları nasıl yapıyorsunuz? Ben de diyorum ki ya en azından yani bu korona ilaçlarını içmekten veya benzeri grip ilaçlarını içmekten iyidir değil mi? Yani sağlığınızı koruyor. Sağlık en büyük hazineniz. Ve daha sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aynı şekilde moralimizi yüksek tutalım, sporumuzu yapalım, hareketimizi yapalım. Evet, 2020'li bana kazandırdı en güzel şey sizler. Neden? İlk ders anlatmaktan çıktı biliyorsunuz. Dersleri anlattık, sonra dedik sonra da işte gezilerim var, gezileri koyalım. Hadi iyi geziler koyduk. Sonra pasta börek yaptım. Bunlar hep denenmiş şeyler arkadaşlar. Hani diyorlar bana işte gezgin Nilüfer öğretmen kimdir? Ben de diyorum ki gezgin Nilüfer öğretmeni tanımak için kanalımı izleyin. Çünkü ben hani ben bunları özelliklileştim, bilmem çok izlensin falan filan diye değil. Bir şeyler sizlere kazandırabiliyorsam, verebiliyorsam ve siz de bunlardan memnunsanız ben de mutlu oluyorum. Kalıcı bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Bu belki de arkadaşlar öğretmenliğin verdiği bir şey. Neden? Çünkü öğretmenlikte de aynı. Hani bir şeyler hep böyle yapıyorsunuz, işte öğretiyorsunuz ya. Herhalde aynı şeyden kaynaklanıyor. Değil mi? Evet, 2021'de inşallah daha çok umutla, daha çok sevgiyle giriyoruz. Evet, şurada gördüğünüz gibi 2020'nin şöyle sıfırını atıyoruz. Artık git, bu sene bize yaşattığın hiçbir şeyi bir daha yaşamak istemiyoruz. Yani yaşatmış olduğun hastalıklar, depremler, felaketler kötü bir yıl oldu, seni kötü olarak hatırlayacağız. Ama sen bize çok şey öğrettin. Nedir bu öğrettiğin şeyler? Evlerimiz, koronaya mektubu dinleyin, arabalarımız, işte kıyafetlerimiz, hiçbir şey önemli değil. Önemli olan sağlık ve biz. Biz olduktan sonra her şey olabiliyor. Ve o nedenle senden biz çok şey öğrendik. Evet, şöyle şey olur ya, deniz oluyorsunuz filizli. Şöyle atıyorum. Evet, hoş geldin 2021. Demeden önce hep öğrencilerimde sayarlar ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, 2021. Her şey gönlünüzce olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Benimle kalın. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum.
atıyoruz. Evet, daha sonra sıfırı da atıyoruz. Evet, daha sonra ikiyi de attık. Bir daha sıfır ve hoş geldin bir. 2021. Özledim, özledim maskesiz alışveriş yapmayı, özledim hepimiz gibi bu şekilde fotoğraf çektirmeyi, özledim ama az kaldı değil mi? Evet, o zaman kısa kızıl saçlar, şimdi uzun kızıl sarı vardı. Hangisi daha iyi? Yorumlarınızı bekliyorum. Tabi bunlar bu son 3-4 senede oldu arkadaşlar. Hani bazıları der ki bayanlar mutsuz olduğunda saçlarıyla oynarlarmış. Ama çok şükür mutluydum her zaman. 26 yıl hiçbir şey yapmadım. Sarı uzun. Sonra dedim işte bir kestireyim, sonra anlatacağım bu saçı. Evet, yine bir yılbaşı alışverişi ve bir yılbaşı eğlencesi harikaydı, hatırlıyorum. Evet, Noel babamız bu sene 65 yaş üstü çıkamadığı için çıkmayacakmış dışarı. Onun yerine torunu gelecekmiş diyorlar. Yani hangisi olursa. Değil mi? Harika. Evet, bak size kimi göstereceğim şimdi. Pedon! Çok güzel bir geceydi. Çok eğlenmiştik yani. Harikaydı. Bu da Antalya'da bir yılbaşıydı. Gördüğünüz gibi bir giydiğimi 20 yıl giyiyorum yani. Kıyafetlerim öyle çok değişmiyor arkadaşlarım. Çok gereksiz bulmuştunuz o videoyu mu? Evet, sonra da nasıl giyinirim? O gelecek video. Bunlardan sonra beni izlemeye devam edin. Bu da geçen sene canlarla beraberdik. Vallahi ne güzel. Bu sene canlı görüşeceğiz. Oy 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 canım benim, canlar. Şuna bak şimdi, maşallah. Bir yaşını geçti. Hepinize sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllara.